Şuradaki parçamıza cam saydamlığını nasıl verebileceğimizi göstereyim. Shading menüsünden seçili olan nesneye artı diyerek yeni bir materyal ekliyoruz. Materyal ekledikten sonra gelen varsayılan BSDF'ini siliyoruz. Daha sonra Shift A diyerek sırasıyla Mix Shader, Glossy BSDF ve Transparency BSDF'i buradan aratarak bulabiliyorsunuz. Yazarak da şeydir mesela glossy yazıyorsunuz. Buraya geliyor direkt buradan ekleyebilirsiniz. Ekledikten sonra glossy ile transparent bsdf'yi shader'da da birleştiriyoruz. Daha sonra da materyal olarak çıktısını alıyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi tam olarak saydam değil. Bunun ayarlaması için roughness değeri pürüzsüzlük değeriyle oynamalar yapacağız. Şimdi pürüzsüzlüğü arttırıyorum sonuna kadar. Herhangi bir değişiklik görmediniz. Şimdi fake değerini biraz da arttırdığımda karışımı biraz daha ilerlettiğimde tamamen saydam bir yapı oluşturdum. Yani cam gibi saydam bir yapı. Birazcık kısarsam biraz daha cam belirtisi elde etmiş olabiliriz. Buğulu bir cam. Sonra çektiğimizde tamamen sanki orada o parça yokmuş gibi görebilirsiniz. Ben bunu da o parçayı da şuradan Küp normalde küpten ayırdım. Onun için ne yapmıştım? Küpü seçtim edit moda geçtim. Yüz seçim modundaki herhangi bir yüzü seçiyorum. Bakın herhangi bir yüzü seçiyorum. P'ye basıyorum. Selection diyorum. Seçilebilir parça olsun diyorum. Gittiğimde o sadece o küpten ayrı bir parça olarak gelmiş oluyor. Gördünüz mü? İki parçayı şu an ayırmış olduk. Orijinal küpümüz de bu. G dediğimizde orijinal küpümüz de buydu.